Türk elektronik harf sistemleri iş başında. ABD üssü hedef mi? Altay tankında motor sorunu çözüldü. Türkiye bu kez hangi ülkeye SİHA ihracatı yaptı? Fransa basınından Türkiye'nin NATO'daki geleceğine ilişkin çarpıcı analiz. Putin'den Erdoğan ve Türkiye hakkında çok konuşulacak ifadeler. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Türk elektronik savaş sistemleri Suriye'de iş başında. ABD üssü de yerle bir. Suriye-Türkiye sınırından 15 kilometre ötede bir Rus İHA'sı düşürüldü. Rus insansız hava aracı Orlano'nun Türk elektronik harp sistemleri tarafından düşürüldüğünü iddia eden Rus basını, Suriyeli muhalifler kendilerinin düşürdüklerini iddia ediyor ancak Rus İHA'sının keşif yaptığı bölgenin Türk ordusunun yoğun faaliyet gösterdiği bir bölge olması ve üzerinde herhangi bir kurşun izine rastlanmaması, Türk elektronik harp sistemleri tarafından düşürüldüğünü gösteriyor. Tel Rifat bölgesine operasyonun da bu bölgeden yapılacağı tahmin ediliyor, ifadesini kullandı. Öte yandan ABD'nin Suriye topraklarındaki provokasyonları nedeniyle Suriye'nin doğusundaki ABD üssünün bilinmeyen çok güçlü elektronik harp sistemleriyle ablukaya alındığını belirten Rus basını, El Tanif bölgesindeki Amerikan askeri üssü çevresinde neredeyse tüm radar istasyonlarının, hava savunma sistemlerinin, uydu iletişiminin ve küresel bir konumlandırma sisteminin bastırıldığını belirtti. Rus basınına göre El Tanif'teki Amerikan askeri üssünün bulunduğu bölgede bulunan Amerikan hava savunma sistemleri, askeri tesisi 3 insansız hava aracından koruyamadı. Sonuç olarak üs neredeyse tamamen yok edildi. Sıkışma bölgesine bakılırsa bunun oldukça güçlü bir elektronik savaş sistemi olduğu tahmin ediliyor. İfadesini kullanan Rus medyası, ölü bölgenin yarı çapı yaklaşık 120 ila 150 kilometre ve yalnızca Suriye topraklarını değil, aynı zamanda komşu Ürdün ve Irak topraklarını da etkiliyor, dedi. Haberde uzmanlar El Tanif bölgesinde mobil ve uydu iletişiminde neredeyse sürekli bir kesinti olduğuna dikkat çekti. Aynı zamanda GPS tesisleri ve uydularla doğrudan bilgi alışverişiyle ilgili bir dizi elektronik sistem El Tanif bölgesi üzerinde fiilen çalışmıyor. Analistler, elektronik karşı tedbirlerin kullanılmasının Amerikan Birleşik Devletleri ve diğer bazı ülkelere ait dronların ve F-35 avcı uçaklarının kullanımına çok ciddi engeller yarattığına dikkat çekiyor, denildi. Amerikan ordusunun herhangi bir şekilde böyle bir saldırı hakkında yorum yapmayı reddetmesine rağmen, sunulan fotoğraflarda üstünde feci bir yıkım olduğunu görebilirsiniz. Altay tankında flaş gelişme. İmzalar atıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore ile Altay tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanının bugün imzalandığını açıkladı. Altay tankı ile ilgili son dakika bilgisini sosyal medya hesabından duyuran Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore savunma sanayinde önemli bir ortağımız, savunma tedarik programından sorumlu Bakan Kang Eun-ho, Altay tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladığını söyledi. Proje bağlamında önemli bir adım, dedi. Güney Kore ile imzalanan niyet sözleşmesini yorumlayan savunma politikası analisti Turan Oğuz, henüz bir alım kararı verilmiş değil, testlere tabi tutulacak yeterli sayıda güç grubunun motor artı transmisyon Türkiye'ye 2022 yılında gelmesi bekleniyor. Devamında da test sürecinin azami 8 ila 12 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Eğer testlerin sonucu olumlu bulunursa, diğer şartlarda da anlaşılırsa, Batı güç grubu hazır olana kadar yetecek sayıda tank için alım yapılacak. Bu arada Güney Kore güç grubuyla üretilecek Altay tanklarında uyumluluk amacıyla minör değişiklikler de yapılması gerekecek, dedi. Yeni TB2 siparişi dengeleri değiştirecek. Resmen duyurdular. Türkiye bir ülkeye daha silahlı insansız hava aracı ihraç etti. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Kırgızistan'ın ilk kez bütçe kaynaklarından satın aldığı 40 zırhlı aracın teslim töreni kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Taşiyev, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldıklarını ve bunların yakın zamanda teslim edileceğini aktardı. Kırgızistan'ın çoğu zaman askeri araçları yardım olarak aldığına işaret eden Taşiyev, "Bu sefer askeri teknikleri bütçe kaynaklarından satın aldık. Devlette bugün böyle bir imkan oluştu. 40 zırhlı araca devlet bütçesinden yaklaşık 300 milyon som, yani 3,5 milyon dolar tahsis edildi," ifadelerini kullandı. Taşiyev, zırhlı araçları Dubai'den satın aldıklarını ve bunların sınır muhafızında kullanılacağını belirtti.
diğer askeri araçlar için de bütçeden para ödediklerini kaydeden Taşiyev, hali hazırda Türkiye'de bizim için Bayraktar SİHA'lar yapılıyor. Bu araçlardan dünyada 5 ülkede var. Bunlardan biri de bizim ülkemiz olacak. Bu SİHA'lar yakında ülkemize gelecek ifadelerini kullandı. Taşiyev, söz konusu SİHA'ları kullanacak kişilerin Türkiye'de eğitim aldığını dile getirdi. Rusya'dan da Orlano SİHA'larını satın aldıklarını ifade eden Taşiyev, bunun dışında yurt dışından keskin nişancı tüfeklerini temin ettiklerini sözlerine ekledi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov ise yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin teçhizat envanterinin çıkarıldığını ve arızalı tüm teçhizatın gelecek baharda güncelleneceğini belirtti. Teçhizatların yenilenmesinin herhangi bir çatışmaya hazırlık olmadığının altını çizen Kaparov, "Biz 30 yılda kimseyle bir çatışma başlatmadık, elimizde silahla yabancı toprakları ele geçirmedik ve ileride de bunu yapmayacağız. Eğer topraklarımızı işgal etme girişimi olursa cevabı sert olacak," dedi. Fransa basını, Türkiye'nin NATO'daki geleceği ne olacak? Fransa merkezli Arion 24 News sitesinde "NATO'da Türkiye'nin geleceği ne olacak?" başlıklı bir makale yayımlandı. Makalenin diğer özelliği ise siyaset bilimi doktorasını Grenoble Alpes Üniversitesi'nde yapan bir Türk tarafından kaleme alınmasıdır. S-400 alımının yanlış bir karar olduğuna vurgu yapılan makalede, 1952'den beri NATO'nun caydırıcılık stratejisinde kilit bir oyuncu olan Türkiye, bugün Atlantik İttifakı için vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Ancak son yıllarda Türkiye'nin ittifak içindeki yeri, özellikle bazı üyelerle ilişkilerinin bozulması ve Moskova ile yakınlaşması nedeniyle belirsiz hale geldi ifadeleri kullanıldı. Topraklarında Amerikan nükleer silahlarını alan ilk Avrupa devleti olan Türkiye'nin NATO'ya entegrasyonundan bu yana stratejik bir rol oynadığını kaydeden siyaset bilimci, son yıllarda Türkiye'nin ittifak içindeki yeri belirsiz hale geldi ve birçok üyeyle ilişkileri kötüleşti. Özellikle Türkiye'nin Yunanistan'a karşı saldırganlığını sürdürmesini önlemek için 2020'de Doğu Akdeniz'e 2 Rafael savaşçısı ve 1 Lafayette sınıfı fırkateyn gönderen Fransa'ya Türkiye'nin asker göndermesi ve Yunanistan'ın Castelorizo adası yakınlarında 9 savaş gemisinin eşlik ettiği sismik araştırma gemisi bunlardan birkaçı dedi. Analiz Rusya'nın tehdit olmaktan çıktığını belirterek şöyle devam ediyor. 2016'da Türkiye'deki başarısız darbe girişiminden sonra Moskova-Ankara ilişkilerinin 2 kat daha geliştiğini söyleyen siyaset bilimci PEV Araştırma Merkezi'ne göre Rusya'yı tehdit olarak görenler 2016'daki %34,9 iken 2018'de Rusya'yı tehdit olarak görenler 2016'da %34,9 iken 2018'de %12,4'e düştü. Aynı zamanda Türklerin %60,2'si ABD'nin Türkiye için bir tehdit haline geldiğine inanıyor. Ancak NATO'nun ülke güvenliği için önemli olduğunu düşünen Türklerin oranı %69. Dolayısıyla Türkiye, NATO'ya üye olmanın faydalı olduğunu düşünse de Ankara müttefiklerine karşı şüpheyle hareket ediyor. Ve ABD'nin bir daha Avrupa'ya dönmesini istemiyor. Gerçekten de Avrupa kıtasında Amerikan gölgesinin olmaması, Amerika'nın dikkati Pasifik ve büyüyen Çin tehdidi tarafından dağıtılırken, Türkiye'nin kendisini daha fazla öne sürmesine imkan sağlıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO'nun beyin ölümü halinde olduğunu ilan ederek, kuşkusuz Amerikan liderliğinin eksikliğinin ittifak içinde Türkiye gibilere yer açtığını vurgulamak istedi. Türkiye'nin birçok NATO üyesine neden bu kadar yabancılaştığını anlamak için Ankara'nın tehdit algısını incelememiz gerekiyor, ifadesini kullanan uzman, Türkiye'nin kendi topraklarında orta veya uzun menzilli füzeler fırlatma kapasitesine sahip bir düşmanı yok. Rusya ona saldırmayacak. Suriye yok. Her şeyini kaybetme pahasına bir ittifak üyesine saldırma riski yok. Bu nedenle kendimize şunu sorabiliriz. S-400 sistemi satın almak gerekli miydi? Varsayımsal gelecek tehditler dışında gerçekten somut bir neden yoktur. Dolayısıyla bu karar Ankara için birkaç açıdan yanlış bir hesaplama teşkil ediyor. Bu nedenle bu karar gerekli bir adım değildi. Çünkü avantajları belirsiz ve maliyetleri netti. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Çin'le yakın ilişkileri endişe vericidir. Ancak Türkiye ve Rusya henüz müttefik değil. İki devletin Libya, Suriye, Güney Kafkasya ve Ukrayna'da farklı çıkarları var. Bu nedenle Ankara ile NATO arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmek için önlemler almak hala mümkün diyen analist, bir de Türkiye'ye tavsiyelerde bulundu. Türkiye, öncelikle S-400 sistemini kullanmamaya karar vererek ittifaka bağlılığını kanıtlamalıdır. Türkiye, ABD, Fransa ve diğer üye ülkeler arasında Suriye konusunda uzlaşma sağlanması gerekmektedir. Türkiye, Kuzey Suriye konusunda daha fazla esneklik göstermesi gereklidir.
Ankara'nın Doğu Akdeniz politikası tartışmaya açılmalı ve Yunanistan'la Güney Kıbrıs'ın MEB'ine saygı duymalıdır. Bu üç devletle karşılıklı sorunlarını üçüncü bir taraf olmadan birlikte çözmelidir tavsiyesinde bulundu. Karadeniz, ittifak üyeleriyle Rusya arasındaki yeni çatışma alanı haline gelmektedir. Türkiye, bölgenin öneminin farkındadır ve bu nedenle Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'la işbirliğini derinleştirerek adımlar atmıştır. Bu nedenle Moskova'ya net bir mesaj göndermek için NATO, Akdeniz'de yaptıklarından daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalacaktır. NATO ve Türkiye bu nedenle Karadeniz'de ilişkilerini yeniden kurabilirken, Erdoğan'ın ittifakın bir parçası olmaya devam etme isteğini göstermesi gerekecek. Makalenin sonunda bir de tehdit savuran Fransız, ittifak ancak bir dereceye kadar kaslarını göstermeye devam edecektir. ABD'nin Türkiye'ye Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Suriye, Libya, Güney Kafkasya yaptırımlarıyla sorunların çözüldüğünü görme olasılığı çok zayıf. Türkiye'nin NATO'da kalması gerektiği konusunda fikir birliği olsa da Ankara'nın ne tür bir üye olmayı seçeceği sorulmaya değer. Bir üyeyi ihraç etmek için yazılı bir mekanizma olmamasına rağmen bu Kuzey Atlantik Konseyi'nin antlaşmanın maddi ihlali temelinde üyeliği askıya almayacağı veya sonlandırmayacağı anlamına gelmez. Her şey bitmedi ancak ilişkileri ve güveni yeniden tesis etmek için yapılacak çok şey var ifadelerini kullandı. Putin'den toplantıya damga vuran sözler. Erdoğan haklı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18. Valdai Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada, Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi bir analist olduğunu ifade eden Putin, Erdoğan'ın Türkiye'nin de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olabileceğini düşündüğünü aktardı. Vladimir Putin yaptığı konuşmada, ancak buna Rusya tek başına karar veremez. Oy birliği gerekiyor. Hindistan, Güney Afrika gibi ülkeler de var. Önemli olan dengeyi sağlayabilmek. Erdoğan'a da söylediğim gibi, eğer daimi üyelerin haklarını ellerinden alırsak, Birleşmiş Milletler ölür. Uluslar Birliği'ne dönüşür ve sona erer. Sadece bir tartışma platformuna dönüşür, dedi. Güvenlik Konseyi'nde değişiklik yapılabileceğini savunan Putin, ancak Güvenlik Konseyi'ni temelini yıkmadan bir değişiklik yapılması gerekiyor. Zira bugün Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler'in anlamıdır. Daimi üyeler var, onların hakları var. Güvenlik Konseyi'nde temsil edilip daimi üye olmayanlar var. Dolayısıyla bu yapıyı nasıl daha dengeli, etkin kılacağımızı düşünmeliyiz. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı. Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu ve o zaman farklı güç dengeleri vardı. Artık bu değişti, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Elbette bunların hepsini tartışmalıyız. Ancak reform yolunda hata yapılmasına izin vermemeliyiz, şeklinde konuştu. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.